Herkese yeniden merhabalar. Imperium Galactic Survival'da en son kaldığımız noktadan devam. Şimdi en son şu Kanyon Platenri yoruyorum. Mu ele geçirmiştik. Dehşet bir savaş gemisiydi. Çok tehlikeliydi ama bizim kankamız olduğu için Kriel İmparatorluğu rahat rahat aldık. Onu almamıza rağmen hala aramız açılmadı. Neutral. Hala düşman değiller. Peki. Bunu nasıl verimli bir şekilde kullanabiliriz? Burada bir tane Wreckage var. Ama hurdalıkla işimiz yok. Şöyle bir kökleyelim bakalım. Ya şimdi şöyle bir şey var. Tamam, bu kadar şey yaptık. Savaşa hazırlandık. Ama bu anlamına gelmez ki. Ölümüne savaşa gideceğiz. Cayı cayı savaşalım. Yani gereksiz savaşa gerek yok çünkü zaten ya istemediğimiz kadar savaşacak şey var. Bayağı savaşacak şey var. Şimdi Mekpin'e şu anda yaklaşıyor olduğum şey ne? Hop. Farklı oyunlar oynayınca tuşlar böyle bir karışıyor. Aa, hapşuracağım yine galiba. Ah, ne hapşurdum be. Bugün ne hapşurdum be. Şimdi bunun ikisi de şey mi? Savaş gemisi mi? Capital Vessel mi? Savaş gemisi nereden çıktı? Capital Vessel galiba. Hala bekliyoruz. Sayın Imperium Galactic Survival Small Vessel ve Hover Vessel'ları da eklemenizi düşman olarak. Hala bekliyoruz bakalım. Tabii ki bu daha yakın olduğu için buna gideceğim. Hey, ben parçaları değiştirdim ya alttaki. Tarım için. Onlar ne ya? Oha, dronelarmış. Nereden geldi? Niye geldi onlar? Şu domates biber ektik ya. Aslında orada bir katman daha çekmem lazımdı da işte. Kafa o kadar çalışıyor. Kaç defa da bunu şey yaptım yani, şu olayı yaşadım, şu çirkinliği. Tamam, geminin kendisi de güzel olsun diye yapmadım. Özellikle eski böyle kırık dökük dökün şey gözüksün diye bu şekilde zaten kapladım da. Neydi bu? Neyse. Overseer mi? Kilometre şu 4,1 kilometre uzamdaki şeyin ne olduğunu ne zaman göstereceksin, merak ediyorum. Uzaydayız. Yani içine mi girmem lazım? İçinden mi geçeyim bunu? O da benden uzaklaşıyor galiba bu arada. Ulan drone takip etmiyorum değil mi ben oraya? Şu Overseer'e bakacağım. O base galiba. Neymiş şu? Ha? Çok istikrarlı yani, göstermeyecek. Neyse, 2 kilometrenin altına indi. Wow, hala göstermiyor. Aha, dondu. Vallahi oyun patladı. Ha, patlamamış. O ne ya? Bunlar ne oğlum? Benim shield'ım açık değil mi?
Oha yo. Bu arada hala bak 400. Buzdolabı nerede? Ulan tuş şeyleri unuttum. Oyunun nasıl oynayacağımı unuttum. Birkaç gün ara verdim. İki tane hayvan gibi uzay gemisi peş peşe gidiyor. Şimdi biraz daha yakından bakacağım da bununla değil. Zaten daha ne kadar yaklaşabilirim? 400 metre var aramızda. Hayal Capital Vessel'ı yemin ediyorum. Birinin bir yerde ayağı takılsa ölümüne savaş başlayacak aramızda. Tamam sen defol git o zaman. Overseer. Kril Empire'ına ya yani, Kril İmparatorluğuna ha? Bunlar pek şakası yok gibi çünkü bunların. Abi şu şeye bakar mısın? Herifin Capital Vessel'ın büyüklüğüne bakar mısın? Benim bunu soktuğum Capital Vessel'ın bile iki katı büyüklüğünde. Çarpabiliyor muyum? İçinden mi geçeceğim? Çok merak ediyorum. Bunu deneyeceğim yani. Oha çarp. Oo. Beni bayağı ittirip devam etti. Oh yeah. Space'e basınca ateş etmiyorum değil mi? Heh. Çünkü tuşları hatırlamıyorum. Dur. Dur. Buna yapışabiliyor musun? Yapışamıyorsun. Dur. Dur benim small vessel'ım nerede? Sen de böyle dur. Nerede bunun arkası? Böyle mi? Ha. Sen de böyle dur. Aç bakayım şunu. Şu Overseer'ın bir içine gelebilsem. Small vessel'la yapışabilir miyim üstüne ya? Yapışır mı herhalde? Small Vessel'ı bir yerde bırakmadıysam tabi. Baba bak kamufleye bak bak. Hiç belli hiç gözükmüyor burada. Kamuflaj dediğim böyle çalışır. Bunda da amma silah koymuşum orada. Shield'ı da var %100. Buna yapışamıyor muyum ben? Altına ayakları yok. Ayaklarıyla alakası yok. Ha dur bakayım, dur bakayım. Dur bakayım, tabii. Ne gereği var ona? Açılmıyor kapı. Ya şimdi buna da saldırmak istemiyorum. Bundan arka arkaya iki tane gidiyor yani. Ya düşünsene şunu nasıl, şunu öldürene kadar. Oh yeah baby. Krill Empire bence acele etmeyelim. Üzerinden üzerinden gayet seke seke fırlattı bizi. Sektöre sektöre.
Ha bu zaten şey ya, tamam. Ha. Yok, açık konuşacağım. Totom yemedi yani. Çok net bir şekilde yemedi yani ona bulaşmaya. Yavaş. Şimdi şu gezegene bir bakmak istiyorum. Gezegene bir bakalım. Abim vermişsin ya hiç yok ya. Altında full şeyler var değil mi? Evet, bu gezegende iş yapar. Yakıt durumu iyi. Vallahi yemedi ya. Krill Empire biraz şey gibi gözüküyor benim gözüktü. Neydi uzaylılar? Neydi uzaylıların şeyi? Elit diye isim geliyor değil ya. Neyse anladınız sizi. Siz onu. Oyundaki en zor ırk uzaylılar ya. Onlara yaklaşırken yani onlara saldıracağımız zaman. Bu ne, level 2 orada kalmış. Onlara saldırmaya yakın yani o seviyeye geldiğimiz zaman göz atacağımız bir ırk gibi gözüküyor. Krill Empire. Şimdi bayağı sağlamlar çünkü. Boru değil. Yanlış bir şeye bastım ya. Dur şuna bir bakayım. Ondan sonra şu galaksi haritasına bakacağım. Neresindeyiz diye de. Kıyısından, köşesinden içindeysek burada bir şansımızı deneriz bir tanesiyle. Opportunity. Ha, burası başlangıç gezegenim lan. Neyse bir şey yok ve şey açıkçası komple gezegende gezesim yok. Yok tamam vazgeçtim. Yok girişeceğim ya. Vallahi saldıracağım yani. Niyeti bozdum. Gayret. Benim şey nerede? Asteroid. Overseal. Gumball. Aha, arkamda kalmış. Dur. Niye beyaz gösteriyorsun oğlum benim şeylerimi ya? Dingi yeşil göstersene. Girişeceğim ya. Overseer'e. Bir bakalım olmadı kaçarız. Şu şey template'i kaydedelim. Bu hasar görse bile, shield'ı düşse bile bu carrier'ın içine girdiği zaman bunu tamir ederiz. Sıkıntı değil o.
Çok mu yüksek, çok mu alçaz? Oksijen ne ara bastığında içine? Bak burada T2 var. Yani bunu komple parçalasa bile tamir edebiliriz. Ya yani komple derken hala gidebilecek düzeyde komple. Nerede o it? Nerede onlar? Overseer. Şunu iyice bir yaklaşayım. Bu arada hepsinin mermisi var değil mi? Var. Yani. Yok yaptığımız bütün... Aa bir dakika, yaptığımız bütün mermiler derken... Yok hepsi buna atıyor. Doğru. Olsaydı ekstra var mı diye şey yaptım da. Oversee. Oha ikisi de burada yalnız ya. Da niye iki tane var bundan? Onu anlamadım ben. Bak bu soru işareti. Tam biri Overseer de. Ha iki tane Overseer. Bu ne? Ha dur oğlum sallama. Bakalım ne oluyor. Bakalım ne olacak. Bunu bayılıyorum bunda şu kayıt bir save'e basıyorsun. 5 dakika kayıt oluyor yemin ediyorum. Hey yavrum hey. Shield açık, silahlar açık. Keşke bir taretleri ayarlasaydım şimdi. Cayır saçma sapan sıkacak taretler. Devices. Taret. Warp drive'a değil. Mantu thruster generator. Silahlarına sık. Silahlarına sık. Bir de generator'a sık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. O kadar büyükler ki. Bu niye dönüyor? Hadi sen başka yöne git, sen başka yöne git. Shield'ı var zaten. Dalga mı geçiyorsun oğlum sen benimle? Dingil. Unfriendly. Böyle hızlı eritiyor ki shield'ımı. Şu anda rastgele sıkıyorum çünkü bir önemi yok nereye nasıl sıktığımın, shield'ı var çünkü. Öte yandan da artık düşman olduğumuza göre gelecekler. Dönüp bana gelecek de benim shield'ım
Yetmedi. Benim ana gemi nerede? Şu soru işareti değildir umarım ya. Ha yok şurada. Ha ona mı gidiyorsun sen? Ha gerizekalı. Sıçtın yani o. Wo. Eyvah diğeri de geliyor. Şu shield'ı biraz hızlı doldurmanın bir şey yok mu acaba? Oha çok sağlam sıkıyorum ha. Aa diğeri de geldi. Hayır. İmkanı yok. İmkanı yok bunu. Aa. Yalnız bu kırmızı olmuş. Bunu harcamışlar bile çoktan. Gambot Carrier'ı harcamışlar bile. Ama tam beklediğim gibi şaşırmadım. Bu arada çık 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 çık. Tam olarak beklediğim gibi oldu. Tam olarak yani aramızdaki yani onlara sıktım ya. Onlarla benim aramdaki farkı anlamışsınız umarım. Neden çekindiğimi soran, düşünen varsa aranızda anlamıştır. Mesaj çok nettir diye düşünüyorum. Ya bunlara çok 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 daha sağlam bir capital vessel yapıp sadece savaş için öyle girmek lazım. Başka türlü imkansız ya. Hele ki ikisi birden gelirken. İkisi birden gelirken zaten hiçbir şekilde hiçbir çarem seçeneğim yok yani. Aa. O iş bir kere olur. Öte yandan da denemek istediğim bir şey var tabii ki. Nerede bunlar? Ha. Uu, çok hızlı lan. Aa, içinden geçtim. İçinden geçtim de çok hızlı. Ha. Yani sonuçta artık hepimiz neyin ne olduğunu biliyoruz da çok seri bir şekilde bunu harcadılar. Bu carrier'ı bu kadar hızlı harcayacaklarını hiç ben de yani o kadar ben de düşünmemiştim. Bunu inanılmaz hızlı harcadılar. Buna ne yapmak lazım biliyor musun? Böyle bu normal steel bu arada bu herhangi bir savaş çeliği, sertleştirilmiş çelik falan değil. Bu bildiğin düz çelik bu ikisi de. Normal savaşlar için yeterli bunlar da işte o Krill Empire fazla kelek çıktı, aşırı kelek çıktı yani. Beklemediğim kadar güçlü çıktı. Ne yapıyorsun oğlum ya? Aa. Bunlara böyle combat savaş çeliğinden kat 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 dizeceksin. Onu öyle girişeceksin yani. Sen baya bir hasar alsan da dıştan. Shield zaten ne kadar hızlı eridiğini gördünüz. Anca öyle. Buna özel bir şey yapmak lazım. Onun için başka bir kayıt daha şey yaparım ya. Bir dahaki yaptığım gemiyi yaparken kayıt açarım. Kayıtta yaparım öyle gemiyi. Bu şekilde de görmüş olur. Bir şey merak edenler.
Gold astronot var da benim gold da işim yok. Gel bakayım. Ha şuraya gel. Territories. Boru. Aynen. Krill Empire çok kelek. Şu sarı korsanlar değil mi? Şu daha küçükten başlayalım bence. Ha, The Legacy'di o en uç nokta. Ama şey Krill Empire da boru değilmiş yani. Boş adamlar değillermiş. Bir dakika, bu Polaris. Şurası şey. Legacy. Burası Free Colonist. Free Colonist'lerin Capital Vessel var mıydı, yok muydu, hatırlamıyorum ki. Free Colonist. Bir dakika şimdi dur. Şu uzaktaki Legacy. O okey. Şu Xerox. Bu Krill Empire. Bu ne? Pembe olan ne? Lock Target. Dur bakayım, merak ettim. Burası da büyük. Merak ettim çünkü yani bu. Buraya tıklayıp da kilitlen diyebiliyor muyuz? Hatırlamıyorum ki bu oyunda öyle bir şey yapabiliyor muyuz? %168 ışık yılı. Oha, buradan oraya direkt zıplayamıyoruzdur herhalde. Değil mi? Maksimum 30 zıplayabiliyorsun diyor. Dingil. O zaman niye şey yapmıyorsun bana? Ben şu anda neredeyim? Ha, o geldiğim yol ya. Şunu da çözerlerse harika olacak bence. Yani ben oraya bastığımda zıplaya zıplaya gidebileceğim bir şey yaparlarsa, diğer bütün uzay oyunlarında olduğu gibi, hani hepsinde olduğu gibi. Ben böyle tek tek seçeceğim galiba her seferinde. Okey. İşte başka uzay oyunlarıyla beraber oynamamak lazım. Bir dakika ya, bunu hızlanmam gerekmiyor ki. Ha, gerekiyormuş. Şu. Bakalım başka yerde ne var. Tamam, Krill'ı gördük. Merak edenler için test de ettik. Şakası olmayan bir ırk kendisi. Buradan da oraya bayağı var. Oraya gidene kadar önce ben buralara bakarım. Şu Polaris. 29. Şuraya zıpla bakayım. Önce korsanlara bakacağım. Yalnız o iş çok çok zor ya. Öyle bir şey ki oraya gittiğimde savaş kulesi koymam lazım. Uzay kulesi koymam lazım birkaç tane. Bana destek olması için. Buraya zıpla bakalım. Bu iyi işte, güneşin içinden geçebiliyor olmamız. Bu güzel bak, bu sevdim, bu özelliği sevdim. Güneşin içinden geçebiliyor olmamız harika. Ya başka bir güneşe geldik, tamam. Şu mesafesi neymiş bunun?
13. Başka şey yok mu burada? Şurası ne kadar? Ay 24. Direkt buraya geçebiliyorum. Tamam. Direkt korsanların olduğu şeye gideyim bakayım. Bir de oraya bakalım ne var ne yok. Korsanlarla düşman mıyız? Başlayacağım senin survival tentine. Yanlış şeye bastım. Oh. Korsanlarla kankaymışız lan. Gel bakayım. Da korsanların Capital Vessel'ı falan var mıydı? Burada sadece Capital Vessel demek zorundayım çünkü şey yok. Hani ırkların araç gereçleri yok yani. Sırf base, üs, çeşit üsler var ama araç olarak hala oyun çok kıt düşman araçları konusunda. İlginç ve güzel bir gezegene geldik. Bunların hepsi Capital Vessel herhalde. Gördüğüm kadarıyla. Hop, dur bakayım. Bu neymiş? Ay T'ye bastım işaretlemek için. Elite Dangerous'tan şey yaptı. Takılı. Dangerous oynuyorum da bu aralar. İşaret hesapta onu hani targetladım. Yalnız. Oyunu her oynayışımda çok çok daha zor olduğunu fark edebiliyorum. Öte yandan bundan şikayetçi değilim tabii ki. Yani ne kadar zorsa o kadar farklı çözümler üretmek zorundasın. Sonuçta tek kişisin hala. Ve aynı anda bir tane Capital Vessel kullanabiliyorsun yani. Öyle diyeyim. Asteroid istasyonu. Oraya yağmur için gelirim. Bana daha böyle enteresan şeyler göster. Bana ilginç bir şeyler göster. Level 4. Level 4 ne bu bakalım? Bir de buna girişeyim bakayım. Bunda ne olacak? Bu arada umarım şu halkalara çarpmıyoruzdur. Sanki bu lafı daha önce de etmişim de dağın diye halkaya çarpmışız gibi hissediyorum. Aa, niye duruyorsun oğlum? Devam et. Çok hızlı ya. Drone çıkmasın bak bu. Ha yok. Transport mu? Ciddi misin? Transport. Capital Vessel ama. Bir dakika. Ondan önce benim yapmam gereken çok acil bir şey var. Nerede o taretler? Warp Drive, Thrusters. Okey.
bam diye içimden geçecek şimdi. Çok hızlı gidiyor yalnız ha. Neredesin lan? Ha burada. Bunların hepsi itici mi? Aa, bir dakika, bunun taretlerini de şey yapmak lazım değil mi? Aynen. Ya var ya. Şunu baksana ya. Flaklara bayılıyorum ya. Ne yapıyor flaklar? Ortadan ikiye mi kesmeye çalışıyor gemiyi? Ha şöyle. Şöyle yapalım. Taretlere hiç dokunma. Sen direkt güç kaynağını patlat. Aa. Bunlarda böyle bir muhabbet vardı. Okey, tamam, bitti. Bitti bitti, enerjisi gitti. Let's go. Aslında doğru. Hiç taret maret hedef almak saçmalık, anlamsız. Direkt güç kaynağı. Uf, ne çıktı oradan öyle? Bu ne? Lan bir şey değilmiş. 5 dakika içinde patlayacak. Yok olacak yani, silinecek. Patlayacak demeyelim de. Burada ne var? Sargı bezi. Bunun içinden ne çıkacak? Göremedim bile. Şöyle bakalım ne var. Burada iş yapacak. Ay, almış bile. Flux coil'ler falan bunlar. Bunlar güzel şeyler. Sadece arka iticileri patlatınca durduğu için gemi. O kadarını biliyorum yani. Sonrası av. Şu 5 dakika dolmadan olabildiğince hızlı bir şekilde şu diğer taraftaki iticileri de harcayalım. Çünkü en güzel parçalar bunlar. Oskülatör falan veriyor. Başka loot box falan vardır kesin. Kaç dakika kaldı yazıyor mu acaba? Aha. Dur. Aç bunu. Ondan sonra başka. Bu ne? Inventory full mü? F4. Hayır. Nerede benim şey? Brutus. Neredesin? Oğlum benim Capital Vessel'ım nerede ya? Şu anda bakıyorum etrafımda Capital Vessel göremiyorum. Bu kadar uzaktan mı bırakmışım ben bunu? Container. Göm 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 çabuk. Benim de üzerimin boş hali dolu zaten. Burada ne var? Giriş camdan. Bu ne? Onlar ne lan? Altın aldım. Okey.
O hamburger hamburger topladık. Burada bir tane daha itici var. Bakayım, oksijen. Oh, yere sıntosunu var. Bu ne? Oksijen istasyonu, yer çekimi. Başka? Şöyle ortadan bir girip kazalım. Enteresan bir şey varsa denk geliriz. Buraya baktık zaten az önce. Şöyle. Buralarda bir şey. Buraya baktık. Ulan. Bunlar çok bir şey vermiyor ki ama dur bakayım. Bir motor, 10 tane oskülatör mü? Hayır. Evet. Kısa, öz, seri bir yağmaydı. Gayet güzeldi. Oha, yanlış yere. Ben nereye gidiyorum ya? Carrier'e gidiyorum. Ben de diyorum, ulan bu kadar uzakta değildi bu gemi. Gayet temiz. Böyle kılçıksız löp et şeklinde aldık onu hemen oradan. Yani Paris düşmanımız oldu da bak, aradaki güç farklarını görüyorsunuz değil mi? Benim Paris'e nasıl kolay harcadım ve Krill Empire'ın beni nasıl kolay harcadı gibi. Hani güç farkları çok şey böyle. Arada uçurumlar var. Şimdi başka ne varmış buralarda? 22 kilometre çok uzak. Bu Survival Tennis'teki şeyi kaldırayım da bari, her seferinde ona takılıyorum çünkü. Asteroid istasyonunu salla. Asteroid istasyonu. Oğlum diğer şeyde mi burada? Burada bir sürü şey dolaşıyordu. Aha. 2 kilometre. Gel. Buna çarpacağım galiba ben. Dur bakayım, çarpıyor muyum, dur. Yo. Ha, taşlarında takılıyorum içindeki. Tamam, var ya. Bir dakika, az önce saldırdım. Bir dakika, bu şey, bu boş değil bak. Bu sert karşılık verecek. Uf, uf. Okey. Gücü bitti mi? Gücü gitti galiba. Ya umarım gücü gitmiştir. Bak, iner inmez beni... Güvenemiyorum ki oğlum. Güvenemiyorum. Çünkü ismi kırmızıya dönmedi. Ama yok, çekirdeği hala duruyor. O yüzden kırmızıya dönmedi. İnsan emin olamıyor, biliyor musun? Bu oyundaki her şey çok acımasız çünkü. Bir de böyle bir sağ kafa çevirdik kıyının diye. Sıkma lütfen, sıkma 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 sıkma. Okey, enerjin yok zaten, nereye sıkıyorsun? İnşallah. Aa, çekirdeği duruyor. Oğlum çekirdeği duruyorsa spawn olmaz değil mi hiçbir şey? Enerjisi yok yani sonuçta. Ha, 5 dakika içinde patlatacaksın kendini, peki. Neyse, patlat da. Sen çekirdeğin nerede? Oo, yalnız bu sakat oldu bu iş. Çekirdeği nerede ki bunun? Oğlum nasıl bir tasarım bu ya?
Her seferinde de yukarı bakmıyorum ki. Yukarıda bir yerde olsa kaçırdım zaten. Oo, ben bunları alayım. Ben şuradan da toplayayım. Bunlar çürümeden, bunlar hemen çürür çünkü. Şunlar çürümeden, onlar birinci öncelik. Zaten 5 dakika da olacak ben şey yapana kadar. Çekirdek lokasyonuna ulaşana kadar. Bunları al bakayım. Bak bu kötü oldu işte ama ya. Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu çünkü tam ön tarafa geldik de hiçbir şey toplayamam ki, çekirdeği duruyor çünkü. Ha dur bakayım, şurası. Şurası sanki çekirdek şeyi gibi. Çekirdek varsa buradadır gibi hissettim yani, dur bakayım. Herhalde dışarıdan görünecek bir şekilde koymamışlardır çekirdeği. Bu çok kötü oldu ama. Vallahi bu çok kötü oldu çünkü çekirdeği bulmazsam bu hiçbir anlamı yok bu olayların. Yani hiçbir anlamı yok. Çünkü bir şey toplayamadım mesela. Bakalım bu örnek olsun. Bunu bulursak çekirdeği. Lan. Bitkileri de mi toplayamıyorum? Vay arkadaş. Bu dışarı açılıyor. Bu kötü. Ah gitti. Bu kötü oldu işte. Neyse bir daha bundan bulursak şey yapalım. Ateş etmeye devam edip çekirdeğini bulayım. Ben daha kendi gemimin girişini bulamıyorum ya. Sen ne diyorsun? Ben daha kendi gemime tersten girmeye çalışıyorum. Sen bir de benden çekirdek bulmamı bekle. Dur bakayım. Mühl mu? Yakında. Kolonistlerin. Kolonistlerin neyi o? Hareket mi ediyor? Hareket ediyor hem de. Kolonistlerin istasyonu da var. Güzel. Hop, pause. Burada bitirelim. 50 dakika olmuş. Bir sonraki bölüm tam buradan devam edeceğiz. Bakalım kolonistler artık kim varsa yapabileceğim bir şey yok. Tabii ki harcayacağız kimi yakalarsak. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Videonun içeriği bitti. Beğendiyseniz bir aboneliğinizi, bir like'ınızı, varsa bir de şöyle bir yorumunuzu alırım. Beğenmediyseniz bile yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Belirtin ki ben daha iyisini yapabileyim. Tamam? Kendinize iyi bakın. Bye bye.